Evet değerli takipçilerim, bugün size fırın neden koyduğunuz yiyecekleri yakarla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi ilk önce fırınımızı şuna dikkat edeceksiniz. Bu şekilde iki tane bir rezistansımız var. Bir altta bir üstte. Fırınımızı açtıktan sonra alt üstü açtıktan sonra üst gördüğünüz gibi üstte de bu şekilde tepsimizi koymak için yer var. Eğer ki normal pişirmelerde kek olur, normal yemek olur, kesinlikle bu en üste koymayacaksınız. Genelde ideali orta tarafta. Çünkü niye? Gördüğünüz gibi üst rezistansımız açık olduğu için ve siz de üste koyacağınız zaman mesafe olarak çok bir mesafe kalmıyor. Bu sefer ne oluyor? Koyduğumuz yiyecek ne olursa olsun, özellikle hamur işi olabilir, direktmen ısı üst tarafa vuracağı için yayılmadan bu sefer koyduğumuz yiyecek üstünü yakar. Usta ben normal zaten üste koymuyorum, normal ortaya koyuyorum diyorsanız, o zaman da bir diğer sebebi de şimdi bu şekilde termostat ayarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle kapatalım. Fonksiyonumuzu ayarladık. Diyelim ki 150 derece, 160 derece. Şu anda fırınımız ısıtmaya başladı. Şimdi fırınımız belli bir dereceye, yani ayarladığımız dereceye geldiği zaman otomatik yapması lazım. Yani istediğimiz ısı fırının içerisinde olduğu zaman rezistanslarımızı devreden çıkartıyor. Yani 160 dereceye ayarladık. Bu fırınımızın ısısı 160 dereceye geldiği zaman cihazımız otomatikmen rezistanslar devreden çıkar ve bu ışığımız söner. Niye? Çünkü istediğimiz ısıya gelmiş. Daha fazla ısıtmasına gerek yok. Eğer ki bu şekilde bu ışığımız hiç sönmüyorsa, yani şu termostat ışığımız hiç sönmüyorsa, bu demek oluyor ki bu fırınımız ısıtma olayını hiç durdurmuyor. Yani devamlı rezistanslar devamlı çalışıyor. Bizim pişireceğimiz yiyecek 150, 160 veya 180 neyse derecede pişeceği için, içerisindeki ısı da 300 derecelere kadar geleceği için ne olacak? Bu sefer koyduğumuz ürünü yakacak. Kömür gibi yapacak yani. Ondan dolayı da buna dikkat etmeniz lazım. Yani fırınımızı açtıktan sonra ortalama 15-20 dakika sonra bu ışığımızın sönmesi lazım. Termostat ayarımızın ışığını. Eğer ki bu ışık sönmüyorsa, biraz önce de anlattığım gibi devamlı çalışıyorsa, bakın gördüğünüz gibi şu anda ısısı istediğimiz dereceye geldi, fırınımızın ısısı, ve cihazımız otomatik yaptı. Artık rezistanslarımız devrede değil. Yani alt rezistansla üst rezistansla devreden çıktı. Ama bu diyelim ki bu şekilde bozuk olduğu zaman, farz edelim ki şu an mesela 300 dereceye aldım. Aynı bu 300 derece gibi hiç durmuyor. O durmadığı içerisinde içeriye ne koyarsanız koyun kömür gibi yapar. Yani fırınımızın termostat ayarını kontrol edeceksiniz. Otomatiğe geçip geçmediğini kontrol edeceksiniz. Eğer ki otomatiğe geçmiyorsa termostatımız bozuktur, görevini yapmıyordur. En çok karşılaştığımız arızalardan biri bu. Bir de şeye dikkat edersiniz. Fırınızı ilk açtığınız zaman alt rezistansında üst rezistansında ısıtması lazım. Şu an sıcak olduğu için elleyemiyorum. Yani bu şekilde getirdiğiniz üstü ısıtıyor. Altına da böyle ellediğiniz zaman, eğer ki altında herhangi bir ısınma yoksa, o zaman sadece üst tarafın ısısıyla koyacağınız ürünü pişireceği için, ondan dolayı da yakma işlemini yapabilir. Buna dikkat edin. Bunu ama yalnız fırın soğukken anca anlayabilirsiniz. Yani içi sıcakken, şu anda burayı ellediğim zaman sıcaktır. Eğer ki bunu ilk başta soğuk olduğu için, hani bunu elleyerek ısıtıp ısıtmadığını anlayabilirsiniz. Ama içi sıcakken üst tarafın üst rezistansımız ısısı komple fırının içini ısıtacağı için, ondan dolayı bu şekilde sizi yanıltabilir. Yani sacını ellediğiniz zaman buraya sıcak görebilirsiniz. O sizi aldatabilir. Ondan dolayı fırın soğukken bu işlemi deneyin. Alt rezistans çalışıyor mu, üst rezistans çalışıyor mu, onu kontrol edin. Eğer iki rezistansımız da çalışıyorsa, dediğim gibi, o zaman termostatımız azalır. Bakın fırının kapağını açtığım için, içerisindeki ısı dışarıya kaybolduğu için hemen tekrar rezistanslarımızı devreye soktu. Niye? Çünkü biz bunu 160 derece ayarlamıştık ve ısı kaybı olduğu için, kapağı açtığımızdan dolayı tekrar
bu ısıtma işlemini yapacak. Tekrar 150-160 dereceye geldiği zaman tekrar cihazımız otomatik yapacak. Tekrar esansları devreden çıkaracak. Eğer sizin de fırınınızda bu şekilde şikayetleriniz varsa bu dediklerimi kontrol ederek cihazınızda herhangi bir arıza olup olmadığını kendiniz de takip edebilirsiniz.